Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Bugün sizlerle birlikte böyle farklı mekanlardan sesleniyoruz. Osman kendi evinde, ben hemen arka planda gördüğünüz gibi kendi evimdeyim. Teknoloji Oku yorumun 5. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Osman'la beraber bu koronavirüs sebebiyle az önce de söylediğim gibi ayrı mekanlardayız, ayrı yerlerdeyiz. Bundan sonra da bir süre böyle yapmayı planlıyoruz. Bu arada Skype kullanıyoruz bu iş için. Çok güzel bir özelliği de var. Böyle kayıt ediyorsunuz ekranı. Aynı anda gerçek zamanlı kayıt yapabiliyoruz. Güzel de bir teknoloji. Şimdi Osman ne diyorsun? Bu koronavirüs fiyatları nasıl etkiledi? Senin gözlemin nedir bu konuda? Evet, koronavirüs akıllı telefon fiyatlarını nasıl etkiledi? Aslında doğru orantılı ya da ters orantılı bir şey söylemek çok doğru olmaz. Hani bakıyorum ben son dönemde fiyatları araştırıyorum böyle biraz. Yeni çıkan telefonların fiyatlarında bir artış söz konusu. Yani atıyorum son bir ayda ya da yeni duyurulan ve yeni ülkemize gelecek olan telefonların fiyatları biraz artış gösterecek. Fakat eski telefonlarda atıyorum bir senelik, iki senelik artık devam gelmeyecek olan modellerde bir düşüş söz konusu. Bunu da ben açıkçası koronavirüsten ziyade biraz bu son dönemde kurların biraz oynak olmasına bağlıyorum. Şu anda biliyorsun dolar 6,5'u geçti. Muhtemelen önümüzdeki günlerde 7'ye bile varabilir. Evet. Dolayısıyla bu bağlamda telefon fiyatları da özellikle yeni gelecek olan telefon fiyatları da artmış durumda. Bir de mesela kısa vadede çıkmış olan atıyorum işte en son ne çıktı? Xiaomi Mi 10 çıktı. Bu telefonun fiyatı tahmin edilenin biraz yukarısına gelecek. Neden? Çünkü dolar kuru arttı. Ya da atıyorum işte bir iki ay önce yeni bir telefon aldınız 2500 liraya. Bu telefonun fiyatı şu anda 2600, 2700, 2800 liraya artmış durumda. Bunun da nedeni adam o telefonu satıyor ve yerine aldığı telefonu pahalıdan alacak. Dolayısıyla daha satmadan fiyatını da ne yapmış oluyor? Yükseltmiş oluyor. Yani o zaman şunu mu söylemek gerekiyor? Yani koronavirüsten değil de dolar kurunun veya işte euro kurunun artmasından kaynaklanan bir durum söz konusu, öyle mi? Ya aslında kurun artışını da koronavirüse bağlarsak doğrudan olmasa bile dolaylı bir şekilde yine telefon fiyatları da koronavirüsten ötürü artmış olacak. Peki ne yapmak lazım bu dönemde? Ben çünkü o tip sorular geliyor bize de. Şunu mu alayım, bunu mu alayım? Bu dönemde alınır mı mesela? Birazcık riskli bir dönemden geçiyoruz hepimiz, hep beraber tüm dünya. Onu da şöyle söyleyebiliriz aslında. Şu anda açık konuşmak gerekirse sadece telefon ya da bilgisayar ya da teknolojik cihaz için söylemiyorum bunu. Üst baş için de dahil. Yani parayı elde tutmak en doğru seçenek gibi görünüyor. Şu anda aslında doların neden arttığını da ben anlamış değilim. Hani kafasına göre para basıyor Amerika, Avrupa kafasına göre para basıyor. Bunu ekonomistler de söylüyor aslında. Şu anda hani bu bir suni bir artış işte ileride düşecek enflasyonla orantılı falan diye ama biz tabii ana bakıyoruz. Şu anda yükseldi değil mi? Evet yükseldi. Dolayısıyla ben bu sebepten ötürü şu anda açıkçası hani telefon alma ya da ne bileyim ekstra ihtiyacı olmayan bir şeye almasını insanların çok doğru bulmuyorum. Ama nedir? Telefonunuz bozulduysa elbette ki alacaksınız. O zaman da önünüzde çeşitli seçenekler olacaktır yani. Zaten biz de inceliyoruz. YouTube kanalımızda, sitemizde, her tarafta bir sürü inceleme vesaire yapıyoruz. Dediğin gibi fiyatlarda bir artış var ama şöyle bir durum görüyorum ben de bir parça. Dolar kuru artsa da bazı kalemlere gelen zamlar dolar kurunun da üzerinde gelmiş durumda. Hani o tabii biliyorsun malum işte kolonyaydı, mendildi, şuydu buydu falan gibi ürünlere yaptılar bunu biraz. Onlar da zaten Ticaret Bakanlığı tepelerine çöktü birçok markaya. Ankara özellikle Ankara'da yapmışlar bunu. Bakmışlar, açmışlar hepsi burada.com'dan anladığım kadarıyla N11.com'dan tak 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 ceza yazmışlar. İyi de olmuş. Yani fırsatçılara da izin vermemek gerekiyor bu arada. Onu da söyleyelim. Ya tabii o ürünlere zaten geldi. Hani dediğin gibi kolonya olsun. İşte özellikle bu maske olayında çok fazla millet abarttı olayı. Hani 50 kuruşa satılan maske şu anda eczanelerde bile 4 liradan falan satılıyor bu tek kullanımlık olanlar. Eskiden paketi 4 liraya satılıyordu. Belki daha ucuza satılıyordu. Şu anda tanesi yani paketten çıkan bir tane tek kullanımlık maske 4 liraya satılıyor. Dolayısıyla orada çok büyük bir kar söz konusu olduğunu zaten herkes biliyor. İşin garip yani hani sürekli de basılıyor. Yani görüyoruz işte kaçak atölyeler vesaire. Herkesin oradan bir pay kapma çabası var anladığım kadarıyla. Ama biz teknoloji odaklı bakacak olursak az önce de dediğim gibi hani o zamların biraz beklenenin üstünde olması, dolar kurunun da üzerinde olması adam sürekli zam yapmak istemiyor sonuçta. O kurun gideceği yeri hesaplıyor. Adam mesela 6,5'tan almıyor da 7'den alıyor. Ona göre zammını yapıyor. Dolayısıyla dolar 7 olduğunda bir daha zam yapmayayım diye öyle bir tek seferlik biraz üst perdeden bir zam yapıyor diyebilirim. Yani ben öyle düşünüyorum en azından. Peki şimdi şey nasıl geçiyor? Biz şimdi belki soranlar oluyor bize.
ofise gidiyor musunuz diye arkadaşlar, ofise gitmiyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi programı bile farklı mekanlarda, farklı ortamlarda kayıt yapıyoruz Osman'la beraber. Senin nasıl geçiyor evdeki hayat? Evde iş yapmak, içerik üretmek kolay oluyor mu? Çocuk da var biliyorum ben. Evet, evde içerik üretmek ofisteki gibi tabii çok kolay değil. Burada biraz daha hani bütün işleri kendimi yapıyorum. İşte burada ufak bir setup kurmaya çalışıyorum. Telefonlar falan zaten yanıma almıştım birkaç tane telefon ofisten. Onların birbirleriyle testlerini falan yapıyorum. Kutu açmalarım falan vardı, kulaklıktı vesaire. Onları yaptık. İlerleyen günlerde içerik girmeye devam edecek. Yani video tarafında özellikle karşılaştırmalar falan yaptık. Burada hatta telefonlar da duruyor. Şöyle göstereyim. Oo, mallar da orada. Burada yani Huawei'li var, Samsung var. Merak edilen ne telefonların vereyim burada biz karşılaştırmasını yaptım. Bunların hani performans odaklı karşılaştırmalarını falan da yaptım. Onlar da ilerleyen günlerde yayına girecek. Yavaş yavaş gün gün videolar yayına girmeye devam edecek. Tabii bizi üzen şu oldu. Yeni telefonlar çıktı. Bir sürü işte özellikle bu Çin tarafında yeni telefonlar duyuruldu. Onlar elimize ulaşmadı şu anda. O biraz üzüyor. Mesela bu Huawei işte katlanabilir Mate XS gelecekti. Onu inceleyecektik. Ondan mahrum kaldık gibi bir şey oldu şu anda en azından. Mi 10 falan gelecek. O gelecek herhalde ama yani işler biraz yavaşladı tabii teknoloji tarafında da. Evet, bunu... ne yazık ki öyle oldu. Yani ürün de gelemiyor. Çünkü ürünü gönderecek distribütör vesaire de yok. Yani vardı, çalışmıyorlar. Tedarik zincirleri çok ciddi sıkıntıda. Hatta şimdi yavaş yavaş bir hani genel bir sokağa çıkma yasağı da beklentisi var. Tamam, olsun bu. Olmasın demiyoruz ama bir taraftan da şöyle bir sorun var. Ticaretin durması anlamına geliyor sokağa çıkma yasağı. Anladığım kadarıyla hükümet de o yüzden yapmak istemiyor bunu. Bir taraftan devam etmesi gereken bir durum söz konusu ama bir taraftan da insan sağlığı var. İkisini dengede tutup bir şeyler yapmaya çalışıyor herkes. Biz de dahil olmak üzere bu arada. Mümkün mertebe dışarı teması kestik. Mesela yarışmalar yapıyorduk. Hatta yarışma yapacak bir sürü marka da var. Bize ürün verecek. Size hediye etmemiz için. Verenler de var. Ama şu an bekletiyoruz onları. Çünkü şu süreç bir geçsin. Şu virüsün yayılma hızı azalsın. Hatta sıfırlansın. Ondan sonra bol bol hediyeler vesaireler gelecek zaten arkadaşlar. Ya şu anda tabii sıfırlanma öyle hemen birden olacak gibi bir şey değil ama en azından biraz daha yavaşlarsa hayat bir nebze daha normale dönerse Çin'deki gibi mesela. Çin'de şu anda tamamen kayboldu mu? Hayır, ama baktığımız zaman fabrikalar açıldı. İşte işleyiş devam ediyor. İnsanlar işlerine gitmeye başladı ki o anda bile hayat normale dönmeye başladı. Dolayısıyla o kademeye gelebilirsek her şey daha planlı yürüyecektir gibi diye düşünüyorum en azından. Onun için de herhalde bir ay falan daha geçmesi lazım. En azından bir Mayıs'ın sonunu görmemiz lazım diye düşünüyorum. Evet, evet Osman. Görünen o ki bu koronavirüs hayatımızı kökten değiştirdi. İşte şu anda herkes bir şeyler hani devam ettirmek peşinde koşuyoruz, uğraşıyoruz. Ama nereye kadar devam ettireceğiz, nasıl devam ettireceğiz? Bizim açımızdan önemli muammalardan bir tanesi. Sen nasıl görüyorsun geleceği? Ben geleceği çok parlak görmüyorum. Hani Hababam sınıfında bir sahne vardı ya, tünelin ucu bir yere çıktı diye. Bu tünelin ucu da çok güzel bir yere çıkacak gibi durmuyor. Aynen. Şimdilik bilmiyorum ya, gerçekten hani böyle insan düşününce zaten şu anda yaşadıklarımız bile hani film senaryosundan fırlama şeyler. Bunları geçen sene birisini anlatsan ya şöyle şöyle olacak seneye falan filan desen sen çok film izliyorsun falan derlerdi. Ama şu anda harbiden yaşadıklarımız film senaryosu gibi. Bu arada ben şeyi söyleyecektim, onu da unutmadım, onu da söyleyeyim yeri gelmişken. Bu virüs olayı aslında bir tek oyun yapımcılarına bir de konsol üreticilerine yaradı herhalde. Çünkü bakıyorum konsol fiyatları felaket uçmuş durumda. Yurt dışında bilmiyorum nasıl ama Türkiye'de hani bu koronadan önce 2000 lira civarında olan fiyatlar, 2500-2600 falan, şu anda 3000-4000 lira seviyelerine kadar çıkmış durumda. Biliyorsun PlayStation oyunlarında bir sürü indirimler vardı Play Store'da falan. Onların esamesi kalmamıştı. Şu anda neyse ki bahar indirimleri geldi. Yine birçok oyun indirimde ama. Geldi galiba PlayStation. Evet. Bahar indirimleri geldi şu anda. Bahar indirimde pek çok oyun var. Hatta biz de onu sitede haber olarak paylaşmıştık. İşte şu oyunları alın falan diye. PES falan örneğin 80 liraya falan düşmüş. O civarlara düşmüş yani. Eğer PlayStation'ınız varsa buradan da kaçırmamanız gereken indirimler olduğunu sizlere tekrardan hatırlatalım. Zaten Xbox One oyuncuları biraz daha şanslı, biliyorsun. Game Pass olayı var onlarda. Game Pass'i varsa adamı zaten yüzlerce, 200'e yakın oyun kütüphanesinde indirip oynuyor. Canı sıkıldıkça değiştiriyor.
Burada en şanssız olanlar Switch sahipleri herhalde. Biliyorsun Nintendo Türkiye'de Türkiye fiyatlaması yok zaten. Direkt dolar üzerinden oyunlar. Bir oyunda fiyatı 50 dolar, 55 dolar arasında değişiyor. Dolayısıyla 50 dolar bir oyuna verdiği zaman şu andaki dolar da zaten uçtu. 300 liranın rahat rahat üzerine çıkıyor fiyatlar. Evet. O zaman evde kal diyelim insanlara, herkese, hepimize. Yapabilenler herkes bizim gibi böyle dijital taşısın yaptıkları işleri. Biz şu anda farklı mekanlardayız ama gerçek zamanlı yapıyoruz bu kaydı bu Evet. arada. Evet. Ya Teknoloji buralara teknolojinin geldi. imkanlarını kullanıyoruz diyebiliriz aslında. Evet. Hani Osman'ı özledim. Ayrı konu. Osman da beni özlemiştir. Değil mi Tabii. Osman? Her zaman abi. her zaman abi. ama teknolojiyi kullanıp mümkün mertebe evde kalıyoruz. Evden çıkmamaya çalışıyoruz. İnsanlarla temasımızı minimuma indiriyoruz. En azından 1-2 hafta böyle geçerse sonra yayılması yavaşlayacak falan deniyor zaten. Yani Nisan ayı sonuna doğru en azından. İnşallah. İnşallah diyelim. Programımızın da sonuna geldik. Teknoloji Oku Yorum'un 5. bölümünde sonunda gelmiş bulunmaktayız. Programımızla ilgili ya da yaptığımız yayınlarla ilgili her türlü görüş, yorum, eleştiriyi bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Yepyeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.